Açılış konuşmamızı yapmak üzere Perpa Kooperatifi ve Perpa Ticaret Merkezi B Blok Başkanı Hacı Demir'i rica ediyorum. Buyurun lütfen. Bu önemli olayda bizi yalnız bırakmayan Profesör Ahmet Övgün Ercan hocama öncelikle, A Blok'umuzun kıymetli başkanı Hasan Sezgin Bey'e, Perpa Sanayici İş Adamları Derneği Başkanımız Yücel Bey'e, Fergib'in değerli temsilcilerine ve siz saygıdeğer Perpalılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Perpa Ticaret Merkezi hepimizin evden çok zaman geçirdiği bir yaşam alanımız. Dolayısıyla bununla ilgili de çok kat maliklerimizden, çalışanlarımızdan yüzlerce soru geliyor. Perpa güvenli midir? Ne yapmamız lazım? Biz bu işin ehlini çağıralım dedik. Ahmet hocamı davet ettik. Sağ olsun Perpa ile onun çok güzel bir dostluğu var. Bizim abimiz aynı zamanda. Kendisiyle Boğaziçi Aydınlar Topluluğu'yla da burada çok güzel etkinlikler planladık, yaptık. Aynı zamanda sanat musikisine de ilişkin çok güzel bir dinleti de burada Perpalılara sundular. Bugün de deprem sakıncası ve depremde ne yapmalıyız konusunu kendisinden İstanbul gerçeğiyle dinleyeceğiz. Bu konuda Türkiye'mizin sayılı bilim adamlarından bir tanesi kendisi. Bu bilgilerde hepimize önemli faydalar çıkacağını düşünüyorum. Kendisinin kitapları da var. Anı bunlarla ilgili de bilgi verecek. Sizlere toplantının sonunda dileyen arkadaşlarımız satın alarak imzasını da alabilirler. Bizim depremle ilgili gerçeğimizde işte hepimiz ne yapacağımızı soruyoruz ya. Bir başucu kitabı yazmış hepimiz için korkma diye. Bizler için çok faydalı bilgiler var. Hepimiz pratikten neler yapacağımızı, ailemizi, çocuğumuzu ve sevdiklerimizi nasıl kurtaracağımıza yönelik başucu kitabı gibi bir kitap. Ben bir kez daha geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hocama da bize zaman ayırıp bu bilgiyi Perpalılarla paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan hocamızın 3 adet kitabı dışarıdaki standta bulunuyor. Depremden Korunma Yolu, Korkma bir tanesi, diğeri Soma Kıyımı ve Şu Üretken Türkçemiz isimli 3 kitap dışarıda şu anda standta. İsteyenler edinebilir ve hocamız seminer sonunda kendilerine imzalayacak bu kitabımızı. Evet, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'a mikrofonu bırakıyorum semineri için. Buyurun lütfen. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoş geldiniz. Şimdi 3 tane kitabımı tanıttılar. Ben Facebook'ta da yazıp çiziyorum. Bir okuyucu demiş ki, ya hocam sadece deprem konusunda yorum yapın. Ne bu Türkçe üzerine yazıyorsunuz, müzik üzerine yazıyorsunuz, efendim sanat üzerine yazıyorsunuz, yemek üzerine yazıyorsunuz. Ben gurmeyim aynı zamanda. Belli oluyor değil mi resimde? İnsanlar sanıyorlar ki bir deprem bilimci sadece depremle ilgilenir. Hayatın içinde yoktur. Oysa biz de sizler gibi birisiyiz. Hayatın içindeyiz. Ama bizim mesleğimiz deprem konusunda aydınlatmak. Tabii Perpa, sevgili A Blok ve B Blok, biz çok kaynaştık Perpa'yla. Benim Perpa'da bir yerim yok ama sanki Perpa'yı bir yuvamız gibi geliyoruz. Bizi bu duyguyu Perpa yönetimi ve yönetim kurulu aşıladı. Sayın Başkan'ın söylediği gibi biz burada konser bile verdik. Yani şarkılar bile çığırdık burada. Çok da güzel oldu sanıyorum. Belki yine çığırırız bu sene. Çünkü şarkılar çığırmaya bizim çok ihtiyacımız var. Artık sinirli kişilerden, sinirli ortamlardan çok bıktık. Televizyonları bile açamaz olduk. Onun için Türkiye tekrar şarkılar çığırılacak bir ortama umarız gelir. Atatürk de şarkı çığırmaya çok önem verirdi. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra demiş ki en zeki çocukları bulun, onları Avrupa'ya yollayın. Onlar müzik çalışsınlar. Paşam, kasa boş, nasıl yollarız demişler. Müzikle ilgilenmeyen
insan değildir demiş Atatürk. İnsan olmanın gereği müzik ve sanatla ilgilenmektir. Bizim en önemli projelerimizden bir tanesidir demiştir. Yani Yüce Atatürk her konuya gerçekten büyük parmak basmış. Tabii depremden sonra Perpa sevgili yönetimi beni hemen aradılar. Dediler ki hocam Perpalıları ve İstanbul halkının meraklılarını aydınlatabilir miyiz? Çünkü televizyonlar bir arenaya dönüştü neredeyse. Yani gladyatörlerin savaşı gibi. Bunun içinde olmak istemesek de ister istemez oluyor insan. Sizin de aklınız karıştı tabii. Yani bir hoca çıkıyor diyor ki rahat olun hiç deprem olmayacak diyor İstanbul'da. Birileri çıkıyor koro halinde. Diyor ki Kızılca kıyamet kopacak. En az 8 olur, 7.5 olur, 7.10'da 8 olur. İstanbul'u siler süpürür. Ve onlar diyor ki birisi hiç olmayacak derken birisi de diyor ki her an olabilir. Depremin zamanı belli olmaz diyorlar ama 2029'da olur diyorlar. Hani belli değildi. Dolayısıyla insanlar hep böyle aklı karışıyor. Ya tutarsızlık var orta yerde ama 20 yıldır deprem duasına çıkılmış gibi ama bir türlü olmuyor. Neyse teselli olsun diye bir 5-10'da 8 oldu. Neredeyse deprem bayramı diye kutlayacağız. Bütün televizyonlarda falan. İşi biraz fazla abartıyoruz. Şimdi buradaki malzeme insan. Televizyonda dinleyenler insan. Bu insanların bir ruh hali var. Bu insanlar iş güç sahibi, çoluk çocuk sahibi. Çocuğunu yollarken güvenli olarak yollamak istiyor. Ve yaşarken de, uyurken de güvenli olarak uyumak istiyor. Bu işin doğrusu nedir? Bugün ben bunu açıklayacağım aslında. Çok önemli. Bu işin doğrusu ne? Yani deprem bilinmiyor mu? Depremin büyüklüğü çok mu büyük olacak? Yoksa depremin yeri belli değil mi? Türkiye kargıdan yapılmış bir ülke değil ki. Türkiye'de gerçekten bilim yapılıyor. Gördüğünüz, dinlediğiniz insanların çoğunun bilime çok büyük katkıları var. Bir de bunların arkasındaki insanlar var. Televizyon ekranlarında görünmeyen ya da gazetelerde haber olmayan. Bunlar bizim genç delikanlılarımız, güzel kızlarımız. Bunlar da yoğun araştırmanın içinde. Çok fazla uzatmadan öncelikle bu soruların yanıtlarını kanıt şeklinde vereceğim size. Belki ilk defa böyle bir diziyi burada anlatıyorum, Perpa'da anlatıyorum. Kanıtlarla deprem olur mu, olmaz mı, ne kadar büyük olur, nerede olur, ne zaman olur? Kanıtlarıyla burada Perpa ve değerli İstanbul'dan katılımcıları anlatmaya çalışacağım. Bir defa deprem fizik, matematik, biyoloji gibi elle tutulur, kanıtlanır bir bilim dalı değil. Deprem güneşin doğuşu gibi, kışın gelişi gibi yerin deviniminin bir parçası. Ne olur kış olmasın diye dua ediyor muyuz? Etmiyoruz, değil mi? Ne olur çok sıcak bugün yarın güneş doğmasın diye dua ediyor muyuz? Etmiyoruz. Peki ne olur deprem olmasın diye neye dua ediyoruz? Yani yaratılışta bir hata mı var? Ki biz onu istemiyoruz. Ben 55 yıldır bilimle uğraşıyorum. Yaratılışta toplu inen başı kadar bir hata görmedim. Kaldı ki Tanrı kendi kulunu cezalandırmak için bir afet yaratmaz. O afetin olması gerekiyor. Bakın afet eğer yerin devinimi bir ölümle sonuçlanmışsa, bir yitimle sonuçlanmışsa biz ona afet diyoruz. Ama bir doğa olayının afetle sonuçlanmaması için önlem alması gereken kişi kim? İnsan ve bilim. Biz demir yolunun üzerine oradan bir tren geçeceğini bile bile yatak yorgan sererek yatıyor muyuz? Yatmıyoruz. Oradan bir tren geçeceğini biliyoruz. Peki
depremin yaratacağı kırıkların olduğu yerde kentlerimizi neden kuruyoruz? Ve neden bu kentleri kurarken sağlam yere sağlam yapı yapmıyoruz? Bütün bunlar depremde yıkıldığı zaman Allah'ın takdiri mi oluyor? Hayır. Senin takdirin, belediyenin takdiri, yozlaşmış insanların takdiri, yolsuzların takdiri. Yolsuz arama, o biziz. Son yolsuzluk çıkmadı mı ortaya? Bütçenin açığı nedeniyle imar barışı çıkarıldı. Yani bana parayı ver, senin yasal olmayan katını ben yasal hale getireceğim. Bunu kim yaptı? Bizzat yönetim yaptı yani. Deprem ne yapar biliyor musunuz? Yapılardaki daima kusurları yakalar ve oradan yıkar. O imar barışına giren kişilerin yapıları öncelikli yıkılacak yapılardır. Bunu bir tarafa yazın. Neyse, konumuzu buradan geçelim. Konuşmamıza başlayalım. Yerin yaşı yaklaşık 4 milyar 650 milyon yıl. Yani 4 milyar 650 milyon yıl önce burada bir boşluktu ve yer yuvarı yoktu. 4 milyar 650 milyon yıl önce güneşten bir parça koptu. Döne döne soğudu. İşte bu yer yuvarı oldu. Bunun üzerindeki katılaşma, yani soğuma bir ateş parçasıydı bu. Bu ateş parçası oradayken biz neredeydik? O akkor ateşin içindeydik. Sıcaklığı ne kadardı biliyor musunuz? Yaklaşık 1,5 milyon santigrat derece. Yanmadık mı diyeceksiniz siz? Bu da doğanın gizemi. O kedi de oradaydı, bu mikrofon da oradaydı, su da oradaydı, bilgisayar da oradaydı, her şey oradaydı. Bu iletken, buna Tanrı özü deniyor. Yani yaratılışın özü deniyor burada. Kendi kendine üreten mükemmel bir oluşum. Şimdi yer kabuk tuttu ama yerin içi halen sıcak. Sözün gelişi şu anda Perpa'nın altında yer kabuğun kalınlığı ne kadar? Aşağı yukarı 29 kilometre. 29 kilometre Perpa'nın altına indiğiniz zaman artık bu gördüğünüz taşlar, topraklar sürmüyor orada. Orada bütün bunlar erimiş durumda. Boğaz'ın hemen Karadeniz girişinde yaklaşık 26 kilometre. Efendim, Doğu Anadolu'da yaklaşık 45 kilometre. Demek Doğu Anadolu'ya göre burası daha ince. Öyle mi? Şimdi altındaki bu erimiş taş basınç ve sıcaklık ayrılığı nedeniyle bir çevrim içinde. Şu şekilde bir çevrim içinde. Bu çevrim içinde olması nedeniyle üstündeki ana kabuğu itiyor. O çevrim doğrultuları her yerde aynı değil. Sözün gelişi Türkiye'de bu çevrim doğrultusu doğu batı doğrultusunda. Doğudan batıya doğru. Burada doğu neresi oluyor? Şu doğu bu taraf oluyor değil mi? Demek ki yerin altından bu şekilde bir itme oluyor. Üstündekini kayık gibi itiyor. Yıldık hızı yaklaşık 5 santimetre. İşte yeri geren bu. Yer geriliyor. Bu yer gerildiği zaman aynı zamanda yerin bir yaşamı var ve ay bizim Anadolu'muzu Arap Kalkanı dediğimiz şu bölümde kuzeye doğru itiyor. Yani Suriye'nin ve İran'ın olduğu yerden kuzeye doğru itiyor. Aynı siyasal olarak yer altında ne oluyorsa yerin üstün yerin altında da o oluyor. Yerin üstünde olan olay gibi. Biz buna Bitlis-Zaros çarpışma kuşağı diye adlandırıyoruz. İşte şurada Diyarbakır var. Burada da Doğu Toroslar var. Şurada Adıyaman var. Burada Gaziantep var. Efendim şurada Elazığ var. Malatya var. Tunceli var. Şimdi aynı zamanda kuzeyden de bir itme var. Gürcistan'ın, Ermenistan'ın, Rusya'nın olduğu taraftan Türkiye her taraftan sıkıştırılıyor.
Aynı siyasal olarak olduğu gibi, değil mi? Sonuçta Türkiye kaçacak bir yer arıyor, Anadolu. Anadolu batıya doğru kaçmak istiyor. Batıya doğru kaçarken kırılıyor. İşte bu kırıklardan bir tanesi Doğu Anadolu kırığı diyoruz. Bir tanesine Kuzey Anadolu kırığı diyoruz. Demek ki bunlar nereden kaynaklanmış? Doğudan gelen itiş nedeniyle batıya doğru itiyor. Batıya gidecek ama karşısında Pelopones Yarımadası'nı görüyor. Yani bugünkü Yunanistan'ı görüyor. Yunanistan Yarımadası Türkiye'nin batışına gidişini engelliyor yarımada. Aynı siyasi Avrupa Birliği'ndeki hikaye gibi, değil mi? Bunun üzerine Türkiye gidecek bir yer bulamıyor. Diyor ki mavi vatana doğru kıvrılayım. Ama mavi vatan da Yunanistan'ın işgali altında, değil mi? Oraya da gidemiyor. Şu adaların hepsi bizim adamız aslında. Tapusu da bizimdir bunların. Sadece kullanım hakkı Yunanistan'dadır. Ama Türkiye bunları maalesef turizmciler Yunan adası diye bilet satarlar. Ve biz de oralara gideriz. Yunan adasına gittik diye bir de caka satarız. Oysa onların tapusu Türklere aittir. Ama siyasetçiler, Türkiye yönetenler bunu bilmiyor. Efendim, ve buradan güneybatıya doğru Türkiye şöyle bir Efe hareketi yapıyor ve dönüyor. Şimdi Türkiye Efe hareketi yaparken aynı zamanda güneydeki Afrika anakarası Kıbrıs'ın bulunduğu yerden ve Güney Ege Yayı dediğimiz yerde içimizdeki Danimarkalılar buna Yunan yani şey derler, Helenik Yay diye söylerler. Ben Güney Ege Yayı diye söylerim. Buna Helenik Yay dediğin zaman buraya Yunan'ı bırakmış olursun, değil mi? İnsan ağzından çıkanı kulağı iyi duyması gerekiyor. Kaldı ki şu üçte ikisi bizim olan Girit'in, burası da Yunan işgali altındadır, onun altından dalıyor. Onun altından, Türkiye'nin altına dalan bu Afrika anakarası Türkiye'yi hop yukarı kaldırıyor. Türkiye'nin batı kısmını yukarı kaldırıyor. Yukarı kalkınca ağır olan, yukarı kalkan her şey düşmeye adaydır, değil mi? Düşünce Ege bölgesinde göçüntü kırıkları ve depremler yaratıyor. İşte bunlar Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, efendim Bakırçay gibi göçüntüler oluşturuyor. İşte o göçüntülerin olduğu yerden sıcak sular çıkıyor. Onları jeotermal deniyor. Onları da biz enerji kaynağı olarak kullanıyoruz, değil mi? Ve aynı zamanda deprem olan her yerden maden suları çıkıyor, pınar suları çıkıyor, altın madeni çıkıyor, efendim az bulunur ender madenler çıkıyor. Demek ki deprem bütün bunların kaynağı. Deprem olsun mu olmasın? Olsun, değil mi? Ama biz depreme duyarlı yapılar yapalım. Eğer deprem olmasa parmağınızdaki alyans yüzük için altın bulamazsınız, değil mi? Altın onları getiriyor. Bunları nereden getiriyor? Afrika bloğundan. Neyse bunu çok fazla uzandı. Durmayayım, geçelim. Peki Türkiye olan depremleri ölçüyor. Deprem yerin diriliğidir arkadaşlar. Şimdi bir insanın diriliğini ölçmek için ne yapıyorsunuz? Nabız tutuyorsunuz, değil mi? Tık 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 sayıyorsunuz. Eğer nabız atıyorsa o kişi diri demektir, değil mi? Peki bu üstünde gördüğümüz bu kayalar, dağlar, taşlar durağan mı yoksa diri mi? Diri. Hem yürüyor hem de sarsılıyor. Şu anda bile sarsılıyor. Biz bunu duyamıyoruz ama şu anda dahi sarsılıyor. Biz aletlerimizi getirdiğimiz zaman buradaki sarsımın ne kadar olduğunu ölçebiliriz. Şu anda bu yapı dahi sarsılıyor. Ama çok küçük sarsılıyor. Rüzgar dahi sarsar. İşte bu sarsımları ölçen gerek Kandilli Gözlem Evi'nin gerekse Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ilişkin deprem algılama noktaları var. Bu Türkiye'nin jeofizik ağı. Bu şeyle yeşille ve yıldızla gördüğünüz her yer deprem algılaması yapıyor. Orada en ufak bir titreşim olduğu zaman, bir gerginlik boşalması olduğu zaman onu buluyor. Şimdi insana kriz nereden geliyor? Kalbinden, değil mi? Kalp krizi oldun diyorsun.
Kalp her zaman burada değil mi? Solda. Böğrümüzün solunda, tam parmağımı koyduğum yerde. Bu gerginliğin en fazla biriktiği yer burası değil mi? Peki yerdeki kriz noktası neresi? Depremin odağı değil mi? İşte jeofizik mühendisleri yerin patlayacağı, krize gireceği o odağın neresinin nerede olduğunu araştırıyor. Biz bunları saniye saniye ölçüyoruz. Bunu Kandilli veya deprem araştırma ölçüyor. Daha sonra araştırmacıları yolluyor. Bizlere yolluyor. Bizler de yorumluyoruz. Ama kaynak hep aynı. Türkiye'nin gözlem evi Kandilli Rasathanesi olarak Abdülhamit zamanında 1903'te kurulmuştur. Ondan beri çok gelişti. Şu anda uluslararası çerçevede deprem ağının bir parçası. Bakın Marmara'nın olduğu yerde yerin gerginliğini daha sıkça ölçüyoruz. Burada daha sıkça ölçüyoruz. Çünkü neden? Türkiye'nin 1/5'i bu bölgede yaşıyor. Türkiye'nin sanayisi burada. Türkiye'nin üniversiteleri burada. Türkiye'nin bankaları burada. Para buradan idare ediliyor. Hemen hemen her şey buradan ediliyor. Yönetim Ankara'dan ama bütün Türkiye'nin tecimini yani ticaretini yöneten neresi? Burası. Özellikle İstanbul. İstanbul artık bir ülke olmuş. Kentlikten çıkmış. 17 milyonluk bir kent olabilir mi? Artık burası bir ülke. Almış başını gitmiş İstanbul. Ve halen almış başını gitmiş. Bunları değineceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yerinde bir gerginlik boşalması olmasın ki biz ölçmeyelim. Mümkün değil. Hepsini ölçüyoruz. Dolayısıyla deprem olmadan önce orada nabız atışları artıyor. Söz gelimi deprem benim normalde nabız atışım 12'ye 8. Deprem olduğu günden beri başımı kaşıyacak zamanım yok. En çok biz geriliyoruz. Ben burada bir konuşma vereceğim diye 2'den beri ayaktayım, uyuyamıyorum. Yani hep havasına giriyorum. Ne yaparım, nasıl konuşurum, nasıl etkileyici olabilir diye. Ben bugünlerde 15-16 şeyle geziyorum, yüksek tansiyonla. Maalesef bu deprem bizi de bitirdi. Şeker hastası yaptı, yüksek tansiyon yaptı, kalp hastası yaptı. Biçildik, 2 damarımıza aşıt kondu. Yani İngilizcesiyle bypass. Daha önce 2 geçit konmuştu. Geçit de İngilizcesiyle stent. Türkçesini söyledim ama kimse anlamıyor değil mi? Aşıt, aşılarak geçilen bir damar değil mi? Ne kadar güzel bir kelime. Aşıt aynı zamanda bir yedik demek. Bir yerden bir yere aşırıyor seni değil mi? Ne kadar güzel bir kelime. Türkçe, hayranım ben Türkçe'ye. Atatürk ne diyor? Türkçe konuşmayanı Türk denmez diyor, o kadar. Kurmuş olduğunuz cümle içindeki yabancı sözcüklerin oranı sizin dışa bağımlılık oranınızı gösterir. Mucize bir söz değil mi? Kurmuş olduğunuz cümle içindeki yabancı sözcüklerin oranı sizin dışa bağımlı olduğunuzu gösterir. Değil mi? Bu işin prosedürü böyle efendim dersen yöntem yerine değil mi? Ya da hadi bay bay dersen demek hiç Atatürkçü değilsin sen yani. Evet bu Türkiye'nin deprem haritası en yeni çıkan kırmızıyla görülen yerler ana kırıkların bulunduğu kesimler. Eğer bakın ana kırıkların olduğu yerler buraları. Ana kırıkların bu Doğu Anadolu kırığı, bu da Kuzey Anadolu kırığı, Marmara'nın bulunduğu kesimler ve Ege'nin deprem bölgeleri. Buradan Kars'a kadar giden Doğu Anadolu kırığı, Erzurum. Efendim bir de ikincil kırıklar var, Hakkari'nin bulunduğu yerler. Yani biz çok büyük depremlerin nerede olacağını 1903'ten beri algılamalarımız doğrultusunda kayıt altına aldığımız için böyle bir haritayı çıkarabildik. Şu anda mesela nükleer santral kuracaksın. Depremsiz bölgeler nereleri? Buraları. Şuraları. Bunu ikinci bir haritada görelim. Bu da benim 2005 yılında yapmış olduğum Türkiye yer dayanımı ile deprem etkilenme haritası. Burada ne neyi gösteriyor?
Şimdi sarıyla gözüken yerler diri kırıkların bulunduğu yerler. Diri kırık ne demek? Son 1 milyon yıldır eğer deprem üretmişse o kırık, biz ona diri diyoruz. Son 1 milyon yıldır. İstanbul'un içinde kırık bulundu derlerse günaydın dersin. Çünkü İstanbul'un kırıksız olan bir yeri yok. Ama kırıklı kırık vardır, diri kırık vardır, orta yaşlı kırık vardır, ölü. İstanbul'un kırıklarının çoğu ölü kırık. Yani diğer bir deyimle İstanbul odaklı bir deprem asla olmayacak. İstanbul odaklı bir deprem Ok Meydanı, Perpa'nın altında ya da Şişli'de ya da Beykoz'un altında o bekledikleri İstanbul büyük depremi olmayacak. Çünkü oradan bir kırık geçmiyor. Şimdi kırmızıyla görünen yerler ise yerleşime uygun olmayan yerler. Bunlar tarım alanları. Bakın Çukurova. Sulak tarım alanları. Sakın buraları yapılaşma diyor, değil mi? Eğer etrafın sarı, ben burada deprem yaparsam sen burada jölenin üzerinde sarsılır gibi sarsılacaksın. Senin yapını yıkarım diyor. Bilim bunu söylüyor. Öyle mi? Şimdi bakın Büyük Menderes Ovası, Gediz Ovası, Marmara'nın güneyine girelim. Bursa Ovası. Şeftali bahçelerini buradan kaldırma. Yoksa ben seni kaldırırım diyor, değil mi? Efendim bakıyorsunuz hemen Mürefte ile Saros Körfezi'nin arası. İstanbul'un kıyı kesimi. Özellikle Marmara. Sarı demek ki diri kırıkların etkileme, birinci derece etkilenme alanları. Baktığımız zaman Haliç'in bulunduğu kesimden yaklaşık Çerkezköy, Çerkezköy'den Kırklareli, buradan Edirne'ye doğru giden şu çizginin güneyi yerleşime uygun değil. Onun için yeni Türkiye'yi her neyse bizim Trakya'ya doğru itmememiz gerekiyor. Daha çok bakın güvenli olan yerler, beyaz olan yerler. Beyaz olan yerlerde yeni yerleşim alanları ancak gelişebilir. Demek ki bu harita çok şey söylüyor, değil mi? Demek ki Türkiye çapında planlamanın nasıl yapılacağını gösteriyor. Nerelerde sanayi, nerelerde nükleer santral yıkılmayacak şekilde, nerelerde üniversiteler, onları söylüyor. Şu beyaz alanlara baktığımız zaman Türkiye pek o kadar güvensiz olmadığını görüyoruz. Demek ki televizyonlarda söylendiği gibi Türkiye'nin %92 deprem bölgesidir sözü doğru değil. Bu bir şiir. Gerçeğe baktığımız zaman Türkiye'nin %36'sı güvenli bölge. %8'i değil, %36'sı güvenli bölge. Bakın Karadeniz bölgesine. Beyaz. Değil mi? Ta Artvin'den tutun Kırklareli'ne kadar, Bulgaristan sınırına kadar beyaz. Burası yerleşime oldukça uygun yerler. İşte Sivas'ın, Tokat'ın, Yozgat'ın belli bir kısmı, Kayseri'nin üst kısımları, efendim Alanya'nın bulunduğu kesimler, Antalya'nın bulunduğu kesimler, ama Antalya'nın içi iyi değil. Çünkü orada içinde boşluk olan falezler var. Evet, buna da geçelim. İstanbul'da deprem olacak mı? Kanıtı nedir? Şimdi birisi diyor ki hayır deprem olmayacak. Biz de diyoruz ki deprem olacak. Kanıtı ne? Bakın, Kuzey Anadolu kırığı boyunca son 120 yıldaki depremleri baktığımızda depremler şöyle bir yol izliyor. Bakın 6-10'da 8 olmuş. Aşağı yukarı Karlova'nın olduğu yerde. Hemen 7-10'da 8 Tunceli'nin bulunduğu kesimde. Daha sonra işte Niksar 7-10'da 1 Çankırı ve böylelikle sıra düzen gelmiş İzmit'e. İzmit'te olmuş. Demek ki depremler Kuzey Anadolu kırığı boyunca doğudan batıya doğru göç ediyor. Öyle mi? Depremler göç ediyor ama üstündeki insanlar da doğudan batıya göç ediyor. Öyle mi? Demek aşağıda ne varsa yukarıda da oluyor. Çok ilginç değil mi? Şimdi o zaman İzmit'in batısında olan yer neresi? İstanbul. Demek hepsi sıra düzen gittiğine göre sıra İstanbul'da.
Hayır, böyle bir sıra yoktur diyebilir misin? Bilim söylüyor bunu, ben söylemiyorum. İşte bunlar kükreyerek giden depremlerin boşalttığı gerginlikler, yani İngilizcesiyle enerjiler. Bakın 1939 depremi 7.9 büyüklüğündeydi. Yaklaşık 33 bin canı aldı gitti. Ondan sonra şu alan altında kalan bu tamamen gerginlik boşalımının uzakla değişimi, 1967 Adapazarı depremi, daha sonra 99 depremi 7.5 ve İstanbul. Şimdi biz gerginliğimizi neyle ölçüyoruz? Tansiyon aleti kullanıyoruz, değil mi? Tension zaten gerginlik demek. Tansiyon gerginlik demek. Tansiyon aletinin de Türkçesi gerginlik ölçer. Değil mi? Ne kadar basitmiş. Tansiyon aletini getir bakayım bir ölçeyim. Gerginliğimi bir ölçeyim diyecek. Ah çok stres oldum diyor. Neden çok gerildim demiyorsun? Ah çok stres oldum diyor. Benim annem 86 yaşında yitirdik. Annem Aydın'dan İzmir'e gelince dedi ki herhalde Türkçesi stres. Biz gerginlik diyorduk ama anneme bir baktım. Oğlum bugün stresim çok yüksek. Anne ne diyorsun sen dedim. Biz senden gerginliği öğrendik. E herkes öyle diyor oğlum diyor. Yani annem stresi yeni Türkçe olarak algılıyor. İngilizce bilmediği için. Ve böylelikle yanlış yayılıyor. Atatürkçüyüz. Rozet burada. Kafa başka yerde, dil de başka yerde. Değil mi? Şimdi bakın buradaki mavi olan yerler, gerginliğin boşaldığı yerler. Kırmızıyla olan yerler ise gerginliğe aday olan yerler. Bakın bu 1939 Erzincan depreminin boşalması. Daha sonra 1942'de boşalıyor. Sonra bakın mavi nereye doğru gidiyor? Batıya doğru boşalmaya başlıyor ama atladığı bir yer var. Atladığı bir yer tam Merzifon'un bulunduğu kesimler. Amasya Merzifon. Orası nasıl? Kızarmış değil mi? Kırmızı. Demek ki orada bir deprem olacak. Oraya atlamış. Ondan sonra Çankırı'nın önüne gelmiş 43'te. Burada 44'te Çankırı depremini yapıyor. Bakın kızardığını görüyoruz daha deprem olmadan önce değil mi? Demek ki orası deprem olacakmış. Şimdi daha sonra burada boşalıyor 44'te. Burayı da maviye boyuyor. Mavi olan yerler gerginliğini atmış olan yerler. Sonra devam ediyor. Adapazarı'na geliyor 1967. Bu 57'de çıkılan harita. 67'de bakın burası kızarmış. 67'de burada bir deprem oluyor. Bakın şurada gördüğünüz Adapazarı depremi. Ve bu da maviye boyuyor. Ne yaptı? Ta Erzincan'dan başlayıp Adapazarı'na kadar maviye, yani gerginliğini boşalda boşalda geldi değil mi? Mavi renkler. Bakın ne tarafı kızarıyor bu kez? Adapazarı'ndan İzmit'e kadar kızarmış. Bu 1992'de yapılan algılama. 92'de. Daha depremi kaç yıl var? 7 yıl var değil mi? Ama demek ki jeofizik mühendisleri burada bir depremin olacağını biliyormuş. Öyle mi? Bunların hepsi kanıt, bilimsel kanıt. Demek ki 92'de bu çizildiği zaman burayı kızarmış olarak gördüğümüze göre burası gerilmiş demektir. Yani burası yüksek tansiyon yaşıyor demektir değil mi? Yani burası krize girecek demektir. Efendim deprem bilinmez diye bir şey var mıymış? Biliniyormuş değil mi? Demek ki İngilizce yayın yapmak depremi bilmek anlamına gelmiyor. Deprem biliniyormuş. Gidelim daha ötesine. Geldik İstanbul'a. Şimdi daha 99 depremi olmadı. Burada ayrıntıları görüyorsunuz. Bu Adapazarı'ndan değerli, Sakarya Üniversitesi'nden değerli öğrencimiz Bülent Bayaslan'ın 2011'de yapmış olduğu bitirme yüksek lisans tezinde. Bakın Bülent'in yapmış olduğu çalışmaya göre kırığın bir kısmı Akyazı'nın bulunduğu yerden Bursa'ya kadar kızarmış. Şurası İznik. Şurası da Gölcük'ün bulunduğu yer. Demek ki aday olan yerlerden bir tanesi Akyazı'nın bulunduğu yerden İznik,
Ta Bursa'ya kadar olan bölge. Burası kızarmış. Ama bir kızarıklık da nerede var? Şurası Gölcük, burası İzmit ve İstanbul'un üstü kızarık. Değil mi? Ve ondan sonra Mürefte'nin, Saros Körfezi'nin bulunduğu kızarık. Kaldı ki Saros Körfezi'nin depremi yaklaşık 6-7 yıl önce oldu. Biz o zaman kuşkulandık. Dedik ki acaba buradan mı yürüyecek yoksa buradan mı yürüyecek? Mutlaka doğuya gidecek ama İznik'te ya da Gemlik'te mi yapacak ya da İzmit'te mi yapacak? Ve burada bir tane ağ kurduk. Bu İzinet denilen bir ağ. Bu ağı şu anda aramızda bulunmayan değerli jeofizik profesörü Kandilli'nin beyni olan Profesör Doktor Balamir Üçer'di. Buradaki ağla biz burayı yakın dinleme altına aldık. Şu bölgeyi yakın dinleme altına aldık. Ve bu kez orta erimli deprem kestirimlerini yapmaya başladık. Türkiye Cumhuriyeti olarak. Üniversitelerin de katılımıyla. Sonuçta deprem burada geliyorum diye bağırmaya başladı. Yaklaşık depremden bir hafta önce, o zaman HBB diye bir televizyon vardı. HBB demiyorlar tabii, ben Türkçem kötü benim. HBB diyorlardı değil mi? Türkçesi HBB televizyonu vardı. Orada ben yaklaşık İnci Karaman'la birlikte bir saatlik bir deprem izlencesi yaptım. O sırada tabii deprem kimse inanmıyordu, yani İstanbul'da deprem oldu kimse de söylemiyordu. 1982'de Bilim Teknik'te bir yayın yaptım. Artık Doğu Marmara'ya deprem geliyor. Bu depremin büyüklüğü de 7,5 olur. Şuraları yıkılır. Aşağı yukarı bu kadar da insan yitirilir diye. Arşive inecek olursanız 1982'de yazmıştım bunu. Hani aferin bana demek istemiyorum. Jeofizik mühendisinin görevi bu. Yani doktorun görevi hastalığı tanı koymak değil mi? Jeofizik mühendisi de daha deprem olmadan nerede deprem olacağını kestirecek, söyleyecek buna. Ya bizim işimiz bu yani. Ve bazen diyorlar ki nereden biliyor? Ya sen doktoru nereden biliyorsun benim grip olduğumu diyor, soruyor musun? Nereden biliyor? Yani bir tuhaf böyle sorularla da karşılaşıyoruz bazen. O zaman ben yaklaşık ne bileyim 12 yıl sonra jeofizik eğitimi onu tamamen anlatmam gerekiyor. Şimdi böyle bir kuşkumuz, böyle bir ikilemimiz vardı. Sonuçta deprem Gölcük'te patladı. Bunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Bu konuda deprem nasıl bilinir diye benim şöyle bir kalın bir kitabım var. Burada yok şu anda. Kalın bir kitabım var. Şu anda mevcudu kalmadı. Eğer bir sakman bulabilirsek, yani sakmanın şu anda anlaşılır dildeki adı sponsor. Sponsorun bile Türkçesi varmış değil mi? Sakman. Sakman. Bulabilirsek onu da ikinci baskısını, üçüncü baskısını yayınlayacağız. Yani bu bağıra bağıra geldi. Hatta o zaman dediler ki halkı neden korkutuyorsunuz? Nereden çıktı bu deprem dediler. Bunu diyen de, yani benim haberimi tekzip eden, şu anda aramızda bulunmayan, sağ olsun benim de abim sayılır. Ahmet Bey'di. Ahmet Mete Işıkaray'dı. Ve Cumhuriyet Gazetesi, o zaman Bilim Tekniği, dedi ki ya biz halkı uyarıyoruz. Deprem geldikten sonra uyarsak ne işe yarar? Sonuçta deprem oldu. Bağıra çağıra. Ve herkes çıktı depremin olacağını bilinmiyordu diye söyledi. Burada bazı şeyler açıklamak istemiyorum. Oysa deprem bağıra bağıra geldi. Hatta ben İyi Parti, şu anda İyi Parti Başkanı'na bir rapor vermiştim. Deprem geliyor diye. Çünkü İzmitliydi o. Yakından ilgilenir diye. Deprem olmadan bir hafta önce Sayın Başbakan Ecevit'i aramıştı. Böyle böyle belirtiler çok kötü. Deprem olacak diye. Ama bir türlü bağlanamadık. Özel kalem Rahşan Hanım'a yönlendirdi beni. Rahşan Hanım da toplantıdan bir hafta çıkamadı. Aramadılar ve deprem oldu.
O zaman depreme karşı fazla ilgi yoktu. Deprem bilimciler de bilinmiyordu. Deprem bilimciler daha o zaman renkli televizyonlar olup ekranların önlerinde de yoktuk. Şimdi bakın kırmızılık nereye doğru geldi? Adalardan İstanbul'un önünde. Bakın şurası İstanbul Boğazı. Ve burada Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin önünde. Efendim Marmara Ereğlisi'nin önünde. Deprem geçen gün burada oldu 5.18. Ve buradan Şarköy'e kadar kızarmış durumda değil mi? O zaman demek ki deprem olacak mıymış, olmayacak mıymış? Olacakmış değil mi? Olacağı yer belli mi? Olacağı yer de belli. Efendim başka kızarıklıklar nerede var? Aşağıda da var kızarıklıklar. Demek ki burada da deprem bekleniyormuş. Ama şu anda yürüyüş buradan. Yürüyüş kuzeyden doğru yürüyor. Bu kanıt oluyor mu arkadaşlar? Demek ki deprem geliyormuş değil mi? Bugüne kadar size bütün depremlerin öyküsünü anlattım. Bunların hepsinin bilimsel kanıtları var. Hepsi doğudan batıya gidiyor ve sıra düzen oluşuyor. O zaman gerginlik boşalırken kırar. Aynı kalbin gerginliği boşaltması gibi. Kasılıyor kalp değil mi? O bölgeyi öldürüyor. Değil mi? Oradaki bütün hücreler, kalbin yapısı bozuluyor. Aynı yerde kırarak gider. Bakın maviyle görünen yere kırdı. Affedersiniz. Maviyle görünen yeri kırdı. Şimdi kırmızıyla görünen yeri kırması gerekiyor. Bakın şurada bir köşe yapıyor. Köşe yaptığı yer tam Bakırköy'ün önü. İşte ben bu köşelerden korkarım. Çünkü bu demektir ki gelecek deprem hem kuzey batı doğrultusunda kıracak hem de doğu batı doğrultusunda kıracak. Şimdi kuzey batıdan kırdığı zaman bunun tam iz düşümünde Beylikdüzü ve Avcılar denk geliyor. Avcılar tekrar aşırı olarak sallanacak Avcılar. Efendim bunun yanı sıra daha sonra doğu batıya gittiği zaman bu kez bir dirsek yaptığı yerde bunun karşısında olan işte Bostancı Maltepe dolaylarında büyük bir sarsıntı yaratacak burada. Ve ondan sonra aşağı yukarı Şarköy'ün bulunduğu yere kadar kıracak. Ama bunu tek parça olarak kırmayacak. Bakın burada işin öyküsüne bakalım. Şurası Marmara'da denizaltının yapısı. Bu Çınarcık Çukuru dediğimiz yer. Şurada Orta Marmara Çukuru var. Ve şurada da yeni bir çukur oluşuyor. Hemen Tekirdağ'ın önünde. Şimdi bakın şurası sanki bir çanak gibi değil mi? Bu çanağı oluşturanlar neler? Yaklaşık 300 tane depremle, yani bundan önce 300 tane yıkıcı depremle bu çanak oluşmuş. Bu çanağın şu andaki derinliği 1000 metre. Ve bu çanağın kenarları dik. Yani hemen Avcılar'ın önünde, Büyükçekmece, Küçükçekmece'nin önünde 1000 metrelik uçurumlar var denizin içinde. Ve bunlar çok duraysız. Diyorlar ki işte burada Kanal İstanbul'u yaptığımız zaman buradan çıkacak toprakla Küçükçekmece'nin önüne ada yapacağız. Buna aşırı bindirme denir yer bilimlerinde. Aşırı bindirme nedeniyle burada kaymalar olur. O senin yaptığın adalar uçurumdan pat diye aşağılara kadar inebilir. Çok büyük bir çekince bu. Ayak bastığın yere iyi dikkat edeceksin değil mi? Ayak bastığın yere iyi dikkat edeceksin. Doldurulur deniz ama her yer doldurulmaz. Bu çok önemli bir konu. Şimdi kırılmanın bir tanesi tam şurada olacak bakın deprem. Küçükçekmece'nin 25 kilometre açığında. Aşağı yukarı bu depremin olacağı büyüklük 6.4 ile 6.7. Kıracağı yer de Sivriada'nın bulunduğu yerden alacak. Yaklaşık Büyükçekmece'nin batısına kadar kıracak burayı. Bu ilk kırık. İkinci kırık ise Büyükçekmece'nin olduğu yerden alacak. Tekirdağ'dan geçip Şarköy'ün önüne kadar kıracak. Şimdi ikinci depremin büyüklüğü ise tam geçen gün olan depremin olduğu yerde yaklaşık
7 ile 7.2 büyüklüğünde bir deprem daha olacak. Ha bu ne kadar büyük bir deprem derseniz eğer, geçen gün karşılaşmış 28 Mart mıydı? 28 Eylül mü? 26 Eylül müydü? Neydi? 26 Eylül değil mi? 26 Eylül'deki sarsıntının yaklaşık 64 katı kadar sallanacaksınız bu sefer. 26 Eylül'de herkes korktu, dışarı çıktı değil mi? Bu kez burada deprem olduğu zaman, ki İstanbul'un merkezinin yaklaşık 80 ile 100 kilometre uzakta burası, 64 katı kadar daha sallanacaksınız. Demek ki o zaman yapınızın çok sağlam olması gerekiyor. 5.8'lik depremini İstanbul'da yapmış olduğu çığım hasarın Türkçesi şaşırtıcı oldu benim için. Ben İstanbul'daki yapıların bu kadar çürük olduğunu bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi, bir üniversite kuruyorsunuz. En duraysız, küçük çekmecenin duraysız alanlarına kuruyorsun. Hemen önde uçkunlar var. Bu ara uçkun, heyelanın Arapçası heyelan, Türkçesi uçkun. Konyalılar ve Karamanlılar uçkun derler, heyelan demezler. Çünkü uçar değil mi? Toprağın uçmasıdır. Ne kadar güzel ya Türkçe değil mi? Harika bir şey yani. Denizin içinde ve karada uçkun alanları oluşacak. Bu uçkun alanlarından bir tanesi hemen şu andaki Firuzköy'ün bulunduğu kesimler, yani Avcılar'ın Küçükçekmece'ye bakan tarafları ve Küçükçekmece Belediyesi'nin bulunduğu Kanarya tarafları ve aynı zamanda Angurya Çiftliği, Beylikdüzü'nün deniz tarafı ve Büyükçekmece'nin şu batı kent, deve bağırtan alanları, Pekmez ve Pınarkent alanlarında, ki ben oraları yapı yasaklı alan ilan etmiştim 1989 ile 92 arasındaki çalışmalarımda. Onu Büyükşehir Belediyesi için yapmıştık o zaman için. Ve bu yapı yasaklı dediğim alanların hepsi kılıfına uyduruldu, yapılaştı. Yoksulluğun ve yolsuzluğun olduğu bir ülke depremin adı ölümdür. Türkiye'de yoksulluk ve yolsuzluk olmadığına göre depremler ölümcül olmayacaktır. Değil mi arkadaşlar? Hepimiz hemfikiriz. Evet. Bunu da geçelim. Bizim deprem algılamalarımız var. Deprem algılamalarında Marmara'nın içinde olan her depremi, eskiden biz 3'ten daha büyük depremleri ölçebiliyorduk. Şu anda 1 büyüklüğünde, hatta 1'den daha küçük depremcikleri bile ölçebiliyoruz. Biz 4'ten daha küçük olan depremlere depremcik diyoruz. 4'ten daha büyüklere deprem diyoruz. İşte bakın, bunlar depremcikler. Şu büyük çemberler, bunlar deprem, yani 4'ten büyük. Bunlar da depremcikler. Depremcikler bize kırığın nereden ilerleyeceğini ve kırık boyunun nerede olacağını söylüyor. Harika bir bilgi. Bakın şurada bir dizilme var değil mi arkadaşlar? Burada bir dizilme var, bir doğrultu üzerine. Nereden Büyükçekmece'nin önden başlıyor, ta Şarköy'e kadar diziliyor. Biraz önce çizdiğim izle üst üstüne çakışıyor değil mi? Demek biz onu buradan bulmuşuz. Bakın depremciklerin en çok yoğunlaştığı yer burası. Yani Silivri'nin önü. Burası da odak. Biz buna odak diyoruz. Yani yerin kalbi. Yerin ikinci kalbi de bakın burası. Küçükçekmece'nin önü. Burada bir yoğunlaşma var değil mi? Artık sırlarımı size veriyorum şu anda. Paylaşıyorum. Ne biliyorsam hepsini anlatıyorum size. Demek ki diğer, hani o köşeli olan kırıkta, demek ki onun da odağı nerede olacakmış? Küçükçekmece, Bakırköy'ün hemen önünde. Burada da eskiden orta sınıf oturuyordu. Şimdi Türkiye'de orta sınıf kalktı. Bunlar taban oldu. Bakın son 5.8'lik depremin deniz içindeki görüntüsünü ve depremcikleri görüyorsunuz. Bakın bu ne tarafa doğru yönleniyor?
kuzey, batı, güney, doğu doğrultusunda şu kadar yönleniyor. Bunun boyunu ölçtüğümüz zaman 11.7 kilometreye varıyor. Demek ki 5.8'lik depremi denizin tabanında 11 kilometre 700 metre boylu bir kırık oluşturmuş. Bütün bizi sarsan olay bu. Değil mi? Orada bir gerginlik boşalmış. Şimdi tabandan bakıyoruz. Tabandan baktığımız zaman işte Kuzey Anadolu kırığı kırmızıyla çizilmiş olan yer. Bakın daha önce oluşmuş olan kırıklar var. Bu da yeni kırık. Şu kırık. Yeni bir kırık bulundu diye halkı korkuya vermenin alemi yok. Bu ancak üniversiteler tartışılan bir olay. Halkı ilgilendirmiyor ki bu. Halk bir deprem olduğu zaman benim evimde, benim çoluk çocuğuma ne olur? Halk buna ilgileniyor. Ama televizyonlar kırık bulundu, kırık şey yapıldı. Ha, kırık da demiyor onlar. Fay diyorlar. Onların Türkçesi maalesef kırık. Fay Gürcüce bir kelimedir. Temizleyici demek. Gürcüce'de temizleyici, deterjan, fay. Türkçe değil. Türkçe'de biz onu kırık diyoruz. Şimdi demek ki Kuzey Anadolu kırığının bir kolu üzerinde oluştu bu olay. Geçelim. Depremin oluştuğu yer, granit katmanının olduğu yer. Bakın tam şurada patladı deprem. Sarıyla gösterilen yerde. Şu sarılar depremin odağı, kalbi bunlar, yerin kalbi. Demek ki odakları bulduğumuz zaman depremin nerede patlayacağını buluyoruz. Bunların yerleri de belli mi? Belli. Öyle mi? Demek ki iki tane deprem bekliyoruz. Bu depremlerden bir tanesi İstanbul'un önünde küçük, göreceli olarak küçük, 6.4, 6.7. Ha 6.4'lük deprem 5.8'liğin ne kadardır aşağı yukarı? 5 katı falandır. Daha küçük. 6.4 ya da 6.7 kaç saniye sürer? Aşağı yukarı 20 saniye sürer. Demek ki İstanbul'a yakın olacak deprem. 20 saniye falan sürecek. Daha önceki depremin sarsımının 4 katıyla yaklaşık 30 katı kadar sarsacak. Şu deprem, yani Silivri önünde olacak deprem ise yaklaşık 63 kat daha yüksek ve süresi 35 saniye olacak. Demek ki bulunduğumuz iş yerleri ve konutlar sadece bir depremle değil, en az iki depremle denenecek, sarsılacak, baskı yapılacak üzerine. Demek ki İstanbulluların buna hazır olması gerekiyor. Bu iyi mi kötü mü? Çok iyi bir şey. Neden iyi? Eğer tek parça kırılsaydı bu olay 7.3'lük bir deprem olurdu. 7.3'lük deprem 7.2'nin yaklaşık iki katı daha büyük. Bunu paylaştırarak boşaltacağı için bu bizim için iyi bir haber. Parçalı kırılma. Uzun süre televizyonlarda bu tartışıldı. İşte biri çıktı, siz çok iyi biliyorsunuz, deprem severlerden birisi. İlle tek parçalı kırılacak, çok büyük olacak. Halen öyle söylüyor ya. Benim öğrencim. Şimdi bir de hocasını yanıltıyor yani, hocasına ya şey yani. İki buçuk dakika mümkün mü? İki buçuk dakikalık deprem büyüklüğü ne biliyor musun? Yaklaşık 9.5 falan. Geberse Kuzey Anadolu kırığı 9.5'luk deprem yaratamaz. Kuzey Anadolu kırığının yaratabileceği en büyük deprem 8'dir. Türkiye birinci derece deprem ülkesi değildir. Türkiye ikinci önemli deprem ülkesidir. Ama Türkiye depremlerin çığımları ve yarattığı ölüm açısından dünyada ilk 5'e girer. Futbol takımı 33. 35. ama depremlere ilk 5'e giriyoruz. Neden? Çünkü Türk insanı inancı nedeniyle yazgıcıdır. Der ki kimse ne bir dakika uzun yaşar ne bir dakika kısa yaşar. Bu yaratılışta yazılmıştır der.
Böyle bir şey yok. Tanrı'nın Türklerle ne alakası, ne alıp veremediği var yani. Bakın her şey cebindeki parayla ilgili. Doğu Anadolu'da ulusal gelirden alınan pay 1500 dolar yaklaşık olarak. Depremlerin yıkım eşik değeri 4. Buradan yanlış anlamayın, hoca Rabia yapıyor falan diye düşünmeyin. Yani 4. Orta Anadolu'ya geliyorsunuz 3500 dolar. Depremlerin yıkım eşik değeri 5,5. Yani 5,5'tan sonra yıkım yapıyor. Batı Anadolu'ya geliyorsunuz, bizim yaşadığımız bölgeler. Yaklaşık gelir düzeyi 13 bin dolar. Depremin yıkım eşik değeri 6,4. Ege Denizi'ni geçiyorsunuz, Yunanistan'a geliyorsunuz, Avrupa'nın en yoksul ülkesi. Ulusal gelirden aldığı pay 25 bin dolar. Depremin yıkım eşik değeri 6,6. Atlas Okyanusu'nu geçiyorsunuz Amerika'ya. Ulusal gelirden aldığı pay 45 bin dolar kişi. 45 bin dolar kazanıyor bir kişi. Onun için Amerikalılar buraya geziyor, biz gezemiyoruz oraya. Depremin yıkım eşik değeri 7,4. Pasifik'e geçiyorsunuz. Japonya'ya geliyorsunuz. Japonya 9 büyüklüğünde bile depremler oluyor. Ama yıkım eşdeğeri 8,4. Çünkü bir Japon'un aldığı gelir 55 bin dolar kişi başına. En yoksul Japon 45 bin dolar kazanıyor. Demek ki iyi yönetilen ülkelerde ve eşit paylaşımcı olan ülkelerde, gelirin tabanla eşit paylaşıldığı yerlerde deprem öldürmüyor. Öyle mi? Deprem öldürmüyor. Çünkü senin paran pulun varsa önce yer inceleme çalışması yaptırırsın. Jeofizik ve jeoloji mühendislerine. Daha sonra inşaat mimarisini yaptırırsın mimara. Daha sonra şehir planlamasına göre verilen yerdeki özelliğe göre yapıyı tasarlatırsın. Statik projesini yaptırırsın inşaat mühendisine. Ve aslanlar gibi bir yapı dikersin. Tıpkı Perpa'nın olduğu gibi. Değil mi? Perpa'yı da değineceğim. Konuşmamın sonunda Perpa'yı değineceğim. Kaç Perpa'lı kaç esnaf var bakayım burada? Ama bayağı varmış ama daha da fazla olması, 25 bin kişiden demek ki bu kadar kişi geldi. İstanbul'da deprem hangi büyüklükte olur? Bakın hangi büyüklükte olur? Biz buna uzun erimli deprem kestirimleri deriz. İstanbul'daki bilgi dağarcığı bundan 2200 yıl öncesine kadar gidiyor. Bakın bunları çizdiğim zaman, buraya dikkatli izleyin arkadaşlar. Marmara'da olan depremlerin %71'i, bakın bu çok önemli, %71'i 6 ile 6,5 büyüklüğünde olmuş. Ve bunların oluşum sıklığı 30 yılda bir oluyor. Hani diyorlar ya 30 yıl sonra olur diye. Bunun aslında bilimsel tabanı bu. 6 %71'i. Demek ki hemen hemen olan 4 depremden 3 tanesi bu büyüklükte oluyor. Marmara'da olan 6.6 ile 7.12 arasındaki depremler %24. Ve bu yaklaşık 104 yılda bir oluyor. 7.2 ile 7.8 bu yüzey büyüklüğü aşağı yukarı 7.5'a denk gelir bu. Yüzey devindiri yani moment büyüklüğü olarak 7.2 ile 7.5 %4. Demek ki Marmara'da olan depremlerin sadece %4'ü 7.2 ile 7.5 arasındaymış. En Marmara'da 7.5'tan yani bu yüzey dalgası büyüklüğü 7.5'tan daha büyük deprem olma olasılığı 1000 yıldan daha fazla. Peki hangi bilgisel tabanla, hangi bilimsel tabanla birileri çıkıp da en az 7.6 olur, 8 olur, 8.5 olur diye bekliyor? Hangi bilimsel tabanla?
yapmıştı bilim burada. 2300 yıllık depremler öyle bir depremin olma olasılığını olmadığını gösteriyor. Marmara'da. Hiç olmamış ki. Kaldı ki Marmara'da 7,5'luk deprem. Demek ki Marmara'da bir daha geri dönelim. Bunu iyice pekiştirelim. Demek ki Marmara'da beklenen en olası deprem 6 ile 6,5 arasında. %71 olasılıkla ve %24 olasılıkla 6.4 ile 6.6 ile 7.2 arasında. Olay budur. Kanıt burada. Depremlerin bir büyüklüklerini karşılaştıralım. Gölcük'te 7,5 büyüklüğündeki deprem 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşalttı. 132 atom bombası gücünde. 132 atom bombası gücünde arkadaşlar. Bir tane değil. Biliyorsunuz atom bombası denemeleri için bir tane patlatıyorlar. Bu 132 atom bombası. 132 atom bombası gücünde bir gerginlik boşaldığı zaman Marmara'nın güneyini aldı, böyle 2,5 metre batıya doğru kattırdı. Üstünde dağlar, taşlar, evleriyle. 2,5 metre kattırdı. Gücü görebiliyor musunuz arkadaşlar siz? Marmara çok yorgun. Marmara o kadar yorgun ki yeniden büyük bir deprem yapmak için hazır değil. 9-10 round dövüşmüş bir boksör gibi. Yeniden ayağa kalkıp deprem yapacak gücü yok Marmara'nın. Kendini iyileştirmesi gerekiyor. Kendine gelmesi, gerginlik biriktirmesi gerekiyor. O gerginlik biriktikten sonra depremini yapabilecektir. Ayrıca yer kırılmamak için direniyor. Yerin kırılma direnci 6 milyar jigaton. 6 milyar gigatonluk yer gerginliğini yenersen ancak o zaman deprem olur. Gergin değilse, yere yeterince baskı yapmıyorsa o zaman her an deprem olabilir diye nasıl söylersin? İstanbul depremi 6,5 olacağını düşünelim. 4/10'luk bir atom bombası eşdeğerine denk geliyor. Yani İstanbul'un o aşağı yukarı küçük çekmecenin önünde deprem olduğunda sanki 6,5 büyüklüğünde, pardon, 4/10'luk tane atom bombasını patlatmışça bir etki olacak. Ama kırılma İstanbul içinde mi olacak? Hayır, olmayacak. Kırılma Marmara'nın içinde olacak. İstanbul ancak etki alanı. Depremin yılı belli mi? Ona da bakalım. Hani belli olmaz diyorlar ya. Bakalım belli mi değil. Her an olabilir mi olmaz mı onu da bakalım. Bu benim geliştirmiş olduğum bir yöntem. Bugüne kadar İstanbul'da 0. yıldan, bakın şurada yıllar. 0. yıl, 400. yıl, 800. yıl, 1200. yıl. Selçukluların buraya geldi, Anadolu'ya geldiği zaman işte burası. Şurası da Roma dönemi. Şu bölge tamamen Roma dönemi. Roma döneminde bu depremler olmuş. Selçuklular geldikten sonra Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde de bu depremler olmuş. Tam 16 tane deprem olmuş. Bu 16 depremi çizdiğimiz zaman bunların çizgi üzerinde dizildiğini görüyoruz. İçinizde kaç mühendis var? Şöyle bir kaldırabilir mi elini? Evet. Mühendisler daha iyi anlar buna. Biz buna doğrusal ilişki deriz. İstatikçiler de, iktisatçılar diye anlar. Kaç iktisatçı var içinizde? Evet. Şimdi biz bunu doğrusal ilişki deriz. Bu doğrusal ilişkiye baktığınız zaman 17. depremden çıktığım zaman bir bakıyorum 2045 olduğunu söylüyor. Demek ki 2045 üfürülen bir olay değil. İşte bilimsel kanıta burası. Bunda hata sınırı ne kadar olabilir? 5 yıl, 10 yıl en çok. Hadi ben güvenli yerde durayım. 10 yıl diyeyim. 2035'ten sonra
artık acil önlemlerin alınacağı yıllara girmişiz demektir. Geçen gün İmamoğlu ile bir televizyonda o canlı olarak bağlandı. Karşı karşıya kaldık şeydi, Fox TV'de galiba. O dedi ki ya hocam keşke yeterli zamanımız olsa da İstanbul'u düzeltsek dedi. Ben dedim ki yeterli zamanım var. Yaklaşık bir 20-25 yılın daha var. Ha bu geçen son 20 yıl depremsiz aralığı hiçbir şey yapmadan mı geçirdik? Hayır, çok şey yaptık. Taban bilgiler depremin partizanlığı olmaz arkadaşlar. Depremin siyaseti olmaz. Deprem canı ve malı hangi inançtan olursan ol, hangi politik görüşten ol, herkese eşit olarak yansır. Dolayısıyla deprem olayına yaklaştığımız zaman artık siyasi görüşü bir tarafa bırakacağız. Dolayısıyla en erken 2033, en olası 2040 ile 2050, en geç 2075 yıllarında deprem olur. Ama gecikme olasılığı dahi var. Benim yaşım 72. Ben bu depremi görmem. İstanbul'da deprem hangi semtlerde göçertici olur? İnşaat mühendisi, kaç kişi inşaat mühendisi burada içinizde? Sadece bir kişi mi? Evet. Şimdi inşaat mühendisleri bir yapıyı tasarladıkları zaman çatlamasına izin verirler. Ama göçmez bir yapıyı tasarlarlar. Çünkü göçük öldürür. Çatlaması o gerginliği boşaltması anlamına gelir. Eğer duvar çatlamazsa ama baskı altında kalınırsa o yapı yıkılır ya da kırılır, biçilir, kesilir yapı. Şimdi bu konuda bilgi edinmek için İstanbul'un jeofizik haritaları çıkarıldı. Bakın bu harita. İşte bugüne kadar yapılan müthiş işlerden bir tanesi bu. Böyle bir harita yoktu. Bu yaklaşık 2002 ile bu aralıkta yapılan müthiş işlerden bir tanesi. Böyle bir harita yoktu. Bakın bu harita bize ne diyor arkadaşlar? Dikkatlice ben size renklerden anlatayım. Buradaki sayısal değerleri hiç uğraşmayın. En sağlam yerler mavi ile gözüken yerler. Şurası Boğaziçi. Burası Anadolu yakası, burası Avrupa yakası, Trakya yarımadası. Daha sonraki ikinci derece güvenli yerler, yeşil yerler. En güvensiz yerler kahverengi, sarıyla olan yerler. Bakın burada artık net olarak görüyorsunuz. Anadolu yakasına baktığınız zaman yeşil ve mavi, değil mi? Rizespor'un renkleri, değil mi? Yeşil mavi. Şimdi demek ki Anadolu yakasının hemen hemen her yeri çok güvenli yer. Demek ki İstanbul'un ne tarafa doğru yerleşmeyi, ağırlığını kaydırması gerekiyor? Anadolu yakasına göre. Öyle mi yapıyor İstanbul? Çoğunlukla öyle yapıyor. Mesela Ataşehir çok sağlam. Kartal, Pendik, Tavşantepe, efendim Sultan Gazi. Buralar çok sağlam yerler. Beykoz. Bakın Beykoz en sağlam yer, mavi. Ama deprem oldu orada 5-10-8 büyüklüğünde. Beykoz'da bir ilkokul binası ağır çığım gördü. Demek ki yapı kötüymüş. Değil mi? Oysa bütün yapıların, bütün okulların ve hastanelerin güçlendirildiği söylenmişti. Demek ki orada bir yolsuzluk var. Yani hak edişlerde ve iş kabulünde bir aksama var orada. Birileri kandırılmış. Şimdi geçiyoruz bakın Haliç'in kuzeyine baktığınız zaman hemen Galata'nın bulunduğu kesimler, Şişli'nin bulunduğu kesimler, Pirinççiköy, efendim ta şeye kadar, Beylerbeyi'ne kadar mavi. Demek ki buraları da İstanbul'un en güvenli yerler. İşte İstanbul'un varlıklı insanlar buralarda yaşıyor. Demek ki onların tuzu kuru. Değil mi? Efendim? Evet, şimdi artık uçuş alanlarını da liman demeye başladılar. Buraya gemiler iniyor, değil mi? Gemiler indiği için gökten buraları liman dediler. Liman İtalyanca bir kelime, havalı oluyor diye, değil mi? Hava da Arapça, Türkçesi kalık. Aa, kalık çok çirkin kullanılır mı, değil mi? Efendim?
Jovzik. Jovzik davranışını belirler. Yani yerin davranışını belirler. Jeoloji yerin yer... Efendim? Efendim, efendim? Efendim bunu Büyükşehir yaptı zaten. Ben yapmadım. Yok ben yapmadım, hayır. Bunu ihale etti, yaptırdı. Ben yapmadım. Bu Büyükşehir'in yaptırdığı bir şeyi size gösteriyorum. Ha Perpa nerede? Perpa burada mavinin içinde. Demek ki Perpa'nın bulunduğu yer İstanbul'un en sağlam yerlerinden bir tanesiymiş. Bu bunun bilimsel kanıtı. Peki Haliç'in Gazi Osman Paşa'nın bulunduğu yerler, Eyüp'ün bulunduğu yerler, Suriçi, Zeytinburnu, Bakırköy, efendim, Yeşilköy'ün bulunduğu yerler, Bahçeli Evler, Güneşli, efendim, bunun yanı sıra işte Küçükçekmece'nin güney kısmı, Avcılar, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yer. İstanbul Üniversitesi haşata döndü arkadaşlar. Veteriner fakültesi kapandı biliyor musunuz? Oysa güçlendirilmişti orası. Demek ki yolsuzluğun ve yoksulluğun olduğu bir yerde deprem bileti kesiyor. Hangi yapıda yolsuzluk yapılmış? Yargıda çıkmıyorsa deprem çıkartıyor ortaya. Şimdi demek ki Esenyurt'un bulunduğu kesimler, Büyükçekmece'nin olduğu yerler ve Beylikdüzü'nün olduğu yerler depreme çok duyarlı. Bunun yanı sıra Mimar Sinan'dan başlayan Kumburgaz, Silivri, Ergene Çukuru'nun olduğu yer depreme oldukça duyarlı. Yani biz Silivri cezaevini bile buraya yaptık. Orada Türkiye'nin aydınları yaşıyor. Demek ki yaşam güvencesi yokmuş, değil mi? Ne yaşarken ne de depremde pek yaşam güvenceleri yok. Efendim Kemerburgaz'ın bulunduğu kesimler, keza Göktürk'ün bulunduğu yerler, uçku alanı yani havalimanının bulunduğu yerler pek güvenli yerler değil. Özellikle uçku alanının olduğu yerler eski bir maden sahası olması nedeniyle ve önceden doldurulmadığından oldukça güvensizdir ve deprem dalgalarını büyüterek üst yapıya yansıtırlar. Terkos'un bulunduğu kesimler, Istranca'nın bulunduğu, buralar hep kömür yataklarıdır. Ama Trakya genel olarak Kırklareli'nin bulunduğu yerler oldukça güvenlidir. Ama buraları İstanbul'un soluk olduğu ormanlık alanlardır. Bu ormanlık alanları bu haritaya bakarak yerleşime açarsak ki açıldı çoğu, o zaman İstanbul soluyacağı oksijeni Rusya'dan almak zorunda. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu bir harita. Bunu JICA projesi diye anılıyor. Bu haritanın irdelenecek yönleri var, doğru yönleri de var. Sözün gelişi bu harita adaları güvensiz yer olarak gösteriyor. Oysa böyle değil. Keza Tuzlu'ydu. Bakın geri dönüş yapayım. Bu haritaya baktığımız zaman adalar o çalışmadan sonra yapılan JICA projesi bundan öncedir. Bu bizim Türk bilim adamlarının yaptığı çalışma oldukça güvenli. Bu da Japonların yaptığı çalışma. Burada güvensiz. Demek ki Atatürk'ün dediği söz beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü doğruymuş değil mi? Ya bir ülke kendisinin çözümünü başka bir ülkeden isteyebilir mi ya? Değil mi? Bu ayı bir önce biz 1954 yılında Demokrat Parti döneminde heyet gitti Amerika'ya, Washington'da. Çok güzel kabul edildi. Bir uçak dolusu. Amerika'dan ne istediler biliyor musunuz? 1954'te. Ben daha o zaman küçük çocuğum. Bize bir petrol yasası yapar mısınız dediler. Yani kedinin ağzına eti koydular yani. Ya bu en büyük emperyalist ülke. Yani beni nasıl beni soymak için bir yasa yapar mısın dediler. Bu mevzu çok uzun.
Onu konuşma özgürlüğün olduğu bir dönemde bu konuları daha açarak konuşuruz. Madenlere ne oluyor, petrollere ne oluyor diye konuşuruz. Yoksa baktığım, bak görüyorsunuz Silivri pek güvenli değilmiş değil mi? Havalar da soğuyor. Şimdi kırmızı olan yerler biraz önce gösterdiğim gibi gerçekten depremden en çok etkilenecek yerler. Demek ki depremden en çok etkilenecek yerler Avrupa yakasında ve Marmara Denizi'nin kıyılarında. Biraz daha hızlı geçeyim. Biz nerede ölümlerin en fazla olacağını dahi biliyoruz. Kırmızıyla görünen yerler, bu biraz kötü görüntü maalesef. Kırmızıyla görünen yerler en çok ölümlerin beklendiği yerler. Bakın Avcılar, Esenyurt'un bulunduğu kesimler, Küçükçekmece'nin Kanarya bölümleri, maalesef Bakırköy. Bakırköy'de kentsel dönüşüm için daha çivi çakılmadı. Efendim Bahçelievler'in, Güngören'in bulunduğu kesimler, efendim Fatih'in bulunduğu yerler, Fatih'in bulunduğu yerler hiç iyi değil. Eyüp ve Gazi Osman Paşa ve Ali Bey Köyü'nün, yani yoksulların oturduğu yer değil mi? Ya çünkü yoksullar çarpık yapılaşmalarda otururlar. Oraları biliyorsunuz, benim anlatmama gerek yok. Anadolu yakasına geldiğimiz zaman kırmızılar daha az. Ümraniye, Dudullu'nun olduğu yerde bir kırmızılık var. Yer kötü değil ama burada eski gecekondu alanları buralar. Demek ki burası öncelikli kentsel dönüşüme sokulması gerekiyor. Böyle küçük küçük lekeler var Tuzla'nın olduğu yerlerde. Küçük küçük lekeler var. Tabi bu harita yapıldığından beri İstanbul genişledi, böyle gitti. Demek ki biz nerede, hangi semtte ne kadar ölümlerin çok olacağını da biliyoruz. Hem yer özelliği hem de yapı özelliğinden bunları biliyoruz. Hiçbir şey bilinmiyor. Efendim 20 yılda hiçbir şey yapılmadı demek büyük bir haksızlık arkadaşlar. Çok büyük bir haksızlık. Yani ben bunun partizanca bir söz olduğunu inanıyorum yani. Yani şeyin içine siyasi görüş katmamak lazım, bilimin içine. Deprem hangi yapıları yıkar? Yerden gelen sorunlarla %20'si yıkılıyor yapıların. Perpa'nın projelerini izledim. Perpa'nın projelerinde taşıma gücü en az 4. Aşağı yukarı 10. Trakya dediğimiz kum taşları üzerinde oturuyor ana kaya. Buradan yapıdan gelen bir sorun olmasını beklemiyorum. Çünkü salınım dönemi, yerin salınım dönemi, şimdi biraz Perpa'ya değinerek gidiyoruz bu noktada. Yer şöyle salınır. Eğer üstündeki yapı da böyle salınırsa, ikisi uyumluysa, o yapı çalkalanır. İngilizcesiyle rezonans diyoruz. O yapı çok çalkalanma nedeniyle yıkılır. Şimdi Perpa'nın ölçülmemiş o ama ölçülebilir bir ara. Ama yer ölçülmüş 0-2. Deneyimlerime bağlı olarak söylüyorum. Perpa kaç katlı? Perpa aşağı yukarı 1/10 saniyeyle salınacak deprem sırasında. Yani yer böyle sallanırken, böyle sallanırken Perpa şöyle sallanacak. Bak burası hızlı sallanacak. Yüksek frekansta yer. Onun üstündeki Perpa 13 katlı olduğu için böyle yavaş yavaş sallanacak. Yani ikisini uyumsuz. İşte biz uyumsuzluğu ararız. Dolayısıyla Perpa şu anda edindiğim izlenime göre çok çalkalanmayacak. Yani rezonansa gelmeyecek. Bu çok önemli. Ama Perpa'nın içinde o ölçüler alınmamış, alınmasında yarar var. Çeşitli yerlerde titreşimcik ölçülerin alınması gerekir. Atla deve değil bunlar. Kolay şeyler bunlar. İngilizcesiyle mikrotremör diye geçiyor bunlar. Bunları birçok yapıda, önemli yapılarda yapıyoruz. Çünkü Perpa çok önemli bir yapı. Sadece çalışanıyla 25 bin kişi, biraz önce Hasan Bey anlatıyordu bana, ve kişileriyle beraber 40-50 bin kişinin her gün çalıştığı bir yer. 40-50 bin tane esnaf arkadaşlar ya. 40-50 bin esnaf. Esnafın müşterisi de esnaf. Çok önemli bir yer burası. Onun için o ölçülerin belli bir şekilde gelecek günlerde alınarak, yani ben rezonansa gelmeyeceği kanısındayım. Yani Perpa güvenli görülüyor.
Daha sonra yapıdan gelen eksiklikler ise yapılar göçmesinde %65 ile %15. Perpa 1980 kaçtı? 89'da yapılmış. Demek ki 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış. Ama o günkü deprem yönetmeliğinin üstünde bir beton ve donatı kullanılmış. Beton kalitesi C20. C20 oldukça güzel. Yani şu anda zaten olması gereken C25. Burada davranış çözümlemesi de yapılmış, analizi. Onları da gördüm. Onlarda bir olumsuzluk yok. Yani çok yönlü bir araştırma Perpa yönetimleri tarafından burada bitirilmiş. Olumsuz bir şey gözükmüyor. Ama içinizin rahatlaması için öyle bir şey yapılabilir. Daha sonra Perpa'nın tabanında jeofizik araştırmalar da yapılmış. Bir öğrencim yapmış. Serhan Gören öğrencimdir benim. Islaklık derinliğine bakmış. Islak görünmüyor tabanda. Eğer taban ıslaksa yapı için çürür. Bu çok önemli. Bir de burada sismik araştırmalar da yapılmış. Yani jeofiziğin bir parçası olarak. Perpa temeli ana kaya üzerine oturtulmuş. Bu da çok olumlu. Yani ana kaya üzerine oturması gerekiyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun Dalan döneminde ben iki göl arasının projelerini yapıyordum. Dalan birçok şeyi sorardı. Hocam şöyle bir yer yapıyoruz. Neresi uygundur falan diye. Biz ona öneri yapıyorduk. Dalan her zaman için bilimin ışığında gitmiştir. Diğer yönleri beni ilgilendirmez. Sözün gelişi bir gün geldi Dalan. Dedi ki hocam biz gökdelenlere izin vermek istiyoruz. Bunun için en uygun yer neresi diye sordu. O zaman da ben Beylikdüzü'nü falan çalışıyorum. İşte Esenyurt taraflarına çalışıyorum. Dedim ki Zincirlikuyu Maslak aksını kullanın. Orası depreme oldukça dayanıklı dedim. Gerçekten oraya çok katlı yapıları koydular. Ha şehirleşme açısından iyidir kötüdür. O benim işim değil. Ben sadece deprem açısından bakarım. Diğer konu şehir plancılarını ilgilendirir. Sonuçta İş Bankası yapısını yaptı, Sabancı yaptı, Yapı Kredi yaptı. Maslak'ta Manhattan mı, Manhattan mı? İlle bir Amerika'yı çağrıştıracağız yani. O yapılar yapıldı, deprem oldu, hiçbir şey olmadı. Demek ki bilimin ışığında yaptığın zaman hiçbir şey olmuyor. Bu da Dalan zamanında yapıldı burası değil mi? Dalan bilimi kullanırdı çok. Anılarım var onunla. Hocam dedi ben iki göl arasına 2005 yılına kadar 5 milyon kişiyi yerleştirmek istiyorum. Bana nasıl bir şehirleşme olacağının çalışmasını yapar mısın dedi. Biz orada 3 yıl çalıştık. O zaman biz Beylikdüzü'nü çalışırken benim yaşımda olanlar bilir. Beko'dan başka hiç bina yoktu orada. Gürpınar küçücük bir köydü. Rubeli göçmenlerinin köyü. Angurya çiftliği vardı. Arnavutluk'tan gelenlerin yerleştiği bir yer. Esenyurt diye bir yer yoktu. Frizköy'de yine Rumeli göçmenleri vardı küçücük. Avcılar küçük bir köydü. Bunun öyküsü fazla. Bir gün kahve çayı içerken bunları ayrıca konuşuruz. Oradaki anılarım pek çok. Demek ki yapıların %20'si yerden geliyor. Burada gördüğüm kadarıyla incelediğim zaman önceki projeleri beton ve donatı bakımından ve yapının deprem sırasındaki davranış açısından herhangi bir sorun yok. Yani bu demektir ki Perpa'da yaşayan esnaf güvenli bir şekilde burada yaşamını sürdürebilir. Ve İstanbul'un en sağlam, en dayanıklı yerinde. Siz bilimsel kanıtlarını gördünüz. Mavi'nin bulunduğu yerde. Onun için burada bir deprem güvenlik cetveli yaptırın bence ve Perpa'nın çeşitli yerlerini astırın. Hem A blok hem B blok. Orada bazı önemli parametreleri oraya konsun ve esnaf da görsün ki burası güvenli bir yer. Yıkılmaların nedeni, sıkıldınız mı arkadaşlar? Sıkıldığınız yerde bırakırım. Depremde yapılar neden yıkılıyor diye baktığımız zaman bakın şu Adapazarı'nın
Depremde yapı denge tasarımı yani statik ile uygulama uygunsuzluğu %35. Islaklık ve donatı paslanması, bu çok önemli. İstanbul'daki yapıların %64'ünde arkadaşlar donatı paslanması ve ıslaklık sorunu var. Bu için donatıyı çürütüyor. Şimdi deprem yandan gelir böyle vurur. Vurduğu zaman yapının böyle salınması gerekiyor. Beton katı bir olaydır değil mi? Beton salınmaz. Beton ne olur? Çat diye kırılır. Yapıyı böyle sallandıran nedir? İçindeki çelik donatıdır. Eğer o çelik donatı erimişse paslanma sonucu yapı göçer. Mesela annelerimiz çok çocuk doğurduğu için ne yapıyor? Yeterli kalsiyum almadığı için vücuttaki kemikten kalsiyum alıyor ve bebeğe veriyor. Ve anne kalsiyum eksikliği nedeniyle ne yapıyor? Annenin taşıyıcısı olan kemikler iyice inceliyor. Ve o annelerimiz yaşlı bir duruma döndükleri zaman, düştükleri zaman kırılıyor. Değil mi? Aynı onun gibi. Yani insandaki kemik erimesi, Türkiye'deki 10 kadında, 6 kadında kemik erimesi vardır. 10 kadında. Demek ki Türkiye'deki yapıların 10 tanesinin 6-10'da 4'ünde donatılarda paslanma ve erime vardır. Bu çok önemli bir soru. Şimdi kötü beton %41. Buradaki beton niteliği çok iyi. Bunlar hiçbir raporunuzda rapor edilmemiş, böyle bir olay yok. Dikme kiriş kaldırılmış, kaldırılmamış. Bu konuda yönetim çok dikkatli olsun. Bazı iş yerlerinde dikmeler kaldırılıyor mu, kaldırılmıyor mu? Buna kesinlikle izin vermeyin. Eğer böyle bir olayın zorunluluğu duyuluyorsa mutlaka bu işi iyi bilen bir inşaat mühendisine danışın. Ve orada bir statik proje yapılsın, ona göre yapılsın. Ama daima yapının aslındaki değişiklikler yapıyı eksikli duruma düşürür ve depremde yıkılmasına neden olabilir. Bir kişinin yapmış olduğu değişiklik bütün bir bloğun yıkılmasına neden olabilir. Aynı domino hareketi gibi arkadaşlar. Çok dikkat edin bu konuya. Kesinlikle değişik. O pencereye genişleteyim yapacaksın. Onu bir inşaat mühendisine soracaksın. Elinden onay alacaksın, öyle yapacaksın. Sadece belediyeden değil. Belediye parayı basarsan yapıyor, veriyor zaten. Şimdi bakın şu göçüntü altında kalmak çok zor bir şey arkadaşlar. Hani kurtarma ekipleri gelir de İstanbul'da bizi kurtarır. Yok öyle bir şey. Göçük altında kalmışsan %84'ü torbaya giriyor. Bunların kurtarma olasılığı ne kadar biliyor musunuz? 100 kişiden bir kişi. %16'sı ya kişi iyi bir yere düşüyor göçtüğü zaman ya da yakınları tarafından kurtarılıyor. Ama kurtarma ekibi gelecek bizi kurtaracak. Ya Beşiktaş Galatasaray bir maç oynuyor. Düşün tam orada bir deprem olduğunu. İstanbul'un bütün yolları tıkanıyor. Hiçbir yerden bir yere gidemiyoruz yani. Deprem olmasına gerek yok. Depremsiz bir durumda dahi 2-3 tane işimizi aynı anda yapabiliyor muyuz İstanbul'da? Yapamıyoruz. Değil mi? İşte örnekler. Buyurun. İstanbul'da %1'i göçse arkadaşlar %1'i İstanbul'da 1.600.000 tane yapı var. 1.600.000. 160.000 göçükle karşı karşıya kalır mısın? 160.000. Hangisine uğraşacaksın? Hangisiyle? 160.000 yapı. %1'i göçse. Değil mi? Onun için bunun şakası yok arkadaşlar. Demek ki namuslu yaptığın zaman bu iş bir şey olmuyor. Yani Japonya'ya da bilimi aramayacaksın. Bilim burada var. Evet. Bakın burada 3 tane yapı. Ben bunu Erciş'ten çekmiştim. Van Erciş'ten 2011'de. Bakın 3 tane yapı görüyorsunuz. Şu yapı esnek yapı. Bu yapı göçmemiş değil mi? Bir tarafa doğru kaykılmış. Çünkü sıvılaşma var tabanında. Yani bunun yeri taşıyıcı özelliklerini yitirmiş. Bu yapı yoğrulmuş. Bakın bundan hiç ölü çıkmaz. Esnek yapı. Şu yoğruk yapı. Bu yapı ne olmuş? Gitti gidiyor. Değil mi? Bir gitmiş bir tarafa bir daha geri dönememiş. Esnememiş yani.
Bundan ölü çıkar. Bu yapı ne olmuş? Göçük yapı. Bu yapıda gereçler kötü, statik projesi kötü. Bak hepsi, bak üçü de yan yana. Demek ki burada yerden gelen sorun değil, yapısal sorunlar var. Öyle mi? Çok iyi bir ders çıkaracak bir yapı. Biz yapının esnek olmasını isteriz. Yoruk ya da göçük değil. Bakın şu olay Yalova'dan. Bu blok duruyor, bu blok duruyor, bu blok yıkılmış. Aynı müteahhit yapmış bunları. Affedersiniz. Neden göçmüş burası? Kullanılan gereçler kötü bu yap. Bu blokta kullanılan gereçler kötü. Ya da içeride değişiklik yapmışlar. Aa, deniz manzarasını görelim diye, ya şuradaki şunu kesiversek, şöyle açılıverse, oh salon ne ferah oldu, bak her taraftan deniz görülüyor. İstanbul'da görebiliyorum artık. Görüyorsun ama yapıyı berbat ettin. Bir kişinin yapmış olduğu bir hata, bütün insanların ölmesine neden olur arkadaşlar. Onun için evinizdeki yönetim kurullarını toplayıp, gezin, herhangi bir değişiklik varsa, oraya mühür vurdurun. Bakın şu, bu insanlık ayıbıdır arkadaşlar. Cami duruyor. Şu blok da duruyor. Yapılmakta olan bir inşaat bu, değil mi? Ayakta duruyor. Eski yapılan hiçbiri durmuyor. İşte buralarda yolsuzluk yapılan yerler buraları. Kötü gereçler, kötü statik projesi, mühendislik hizmeti almamış yapılar. Demek ki Gölcük gibi bir yerde sağlam yapı yapma olasılığı varmış. Eğer yapıların hepsi bu şekilde yolsuzluk yapılmadan yapılsaydı bu insanlar şu anda yaşıyordu. 17.800 kişi öldü Gölcük'te. Bunlar resmi rakam. Resmi olmayan rakamlarda 45.000 kişi. İşte aynı manzara. Bakın şu yine Yalova'dan bir örnek. Bu yapı 5 katlıydı. Şu anda kaç katlı? 2,5 katlı. 2,5 katı nerede? Yerin içine gömülmüş. Çünkü yerin taşıma gücü deprem sırasında 3 kat düşer. Yani sen dersin yapıyı toprak üzerine koydum. O sıvılaşır ve yapı gömülür. Buradan ölü çıktı. Bak yapı göçmemiş ama yerin içine gömülmüş yapmış. Bunlar burada oldu arkadaşlar. 99 depremi daha dün gibi. Şimdi bir yerde sıvılaşma var mı yok mu? Efendim ıslaklık derinliği nerede? Bir jeofizik mühendisini çağırıyorsunuz. Bu gördüğünüz aletle elektrosunu çekiyor. Nasıl tıp fakültesine gittiğiniz zaman elektronunuz çekiliyorsa biz de yerin elektrosunu çekiyoruz. Yerin elektrosunu çektiğiniz zaman yerdeki 1, 2, 3, 4 tane katman olduğunu ve 3. katmanın içinde su olduğunu görüyorsunuz. İşte bu suyun, bu suya giriş derinliği 8 metre, çıkış derinliği de yaklaşık 30 metreymiş. Buraya bir artezyen kuyusu yapıp bunu kurutuyorsunuz ya da temel derinliğini şu yukarıda tutuyorsunuz ve bohçalama yapıyorsunuz. İnşaat mühendisleri bilir buna. Yalıtım yapıyorsunuz ki ıslaklık gelmesin. Ha bunun maliyeti nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Binanın toplam çıkışı içinde devede kulak bile değildir. Şu ölçünün maliyeti yaklaşık 750 lira falandır yani bugünkü parayla. Efendim? Anlamadım. Ha dışarıdan. İnsanın diriyken hiçbir değeri yok. Ölüyken gideceği hastane sömüreceği için çok değerli oluyor. Onun için herkesi rahatsız ediyorlar. Ya diriyken hiçbirimizin değeri yok. Bakın bu çok önemli bir konu. Çalkalanma. Şimdi camilerimiz olağanüstü kötü. Çünkü camileri ustalar yapıyor. İmam karar veriyor kaç tane şerifi olsun diye. Bu mühendis karar veriyor. Osmanlı'da Türklerde bir gelenektir. İslamiyet'te yani Osmanlı'nın geleneği sıradan bir mahalle camisinde bir minare ve bir şerifeden fazla olamaz. Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ne gidin Unkapanı'nda. Çok şirin güzel bir camidir.
Gidin oraya, bir mimarisini izleyin. Bir tane minaresi var. Sokullu Mehmet Paşa Osmanlı'nın veziri azamı. En büyük veziri. Ama geleneklerimiz sadece bir minare ve bir şerife yapmasına izin veriyor. Bak, en büyük vezir olmasına rağmen. Eğer sen şeysen, sultansan, iki tane şerife yapabilirsin. Bu mahallede sultanlar mı yaşıyor? Efendim, sözün gelişi, Çamlıca'ya bir yapı yapıldı değil mi? Cami. Bir defa Türklerde gelenek değildir. Hristiyanlıkta gelenektir tepenin üstüne kilise yapmak. İstanbul'un çoğunluğuna baktığımız zaman çoğun nüfus demek, çoğu insan demek Türkçe'de. Çok kalabalık demek Türkçesi, kalabalık demek çok. Bu arada bu konuştuğum Türkçe üzerine bilgi almak isterseniz diye, belki Türkçe'ye meraklı olanlar varsa, şu Üretken Türkçemiz diye bir kitabım getirdim ben. İsteyen ondan alabilir. Bütün bunlar orada var. Bir de şu anlattığım olaylar, Korkma diye bir kitabım var. Dışarıda onda var. O kitabı okuyan ve uygulayan depremden ölmez. İnsanlar için yazıldı o. Bu arada şunu söyleyeyim, o kitabın basılmasını sağlayan PERPA, A blok ve B blok yönetim kuruludur. Bütün sakmanlığı onlar yaptılar. Onlara hepimiz bir teşekkür ederiz. Bence bilime büyük bir katkıda bulundular. Bu kitap herkesin eline geçecek, herkese dağılacak. PERPA bunu sağladığı için çok müteşekkiriz. Ancak bilimle iş adamları böyle ortak çalışırsa bir şey üretilebilir. Şimdi bakın, İstanbul'un nüfusuna bakıyorsunuz değerli arkadaşlar. 1950'de 933 kişi varmış. Daha sonra 1970'te 2 milyon, 1980'de 2 milyon 772. 1980. Bu evren döneminin bulunduğu yer, zaman, değil mi? 2772. Şimdi burada ne oldu? 1978'de PKK çıktı, değil mi? Doğu birden güvensiz bölge ilan edildi. İnsanlar kaçmaya başladılar. Ve kaçtıkları yerde büyük şehirler oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi yerler. Bakın nüfus artışını görüyor musunuz? Bakın nasıl dikiliyor. 1990'da, yani Özal döneminde 6 milyon 600'e çıkıyor. Efendim, 2000 yılında Ecevit'in yönetimi sırasında 8 milyon 803 milyona çıkıyor. Efendim, 2011'de 13 milyona çıkıyor. Ve 2019'da 16 milyona çıkıyor. Şu yükselişi görüyor musunuz arkadaşlar? Türkiye boşalıyor. Türkiye ne tarafa doğru gidiyor? İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya doğru gidiyor. Peki boşalttıkları yer neresi? Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu. Bizim stratejik olarak en önemli bölgemiz. Köyler bomboş. Toprağı kim korur? Elini silahı alarak kim korur? Düşmana karşı köylü korur. Ama köyler kaldırıldı. Mahalle yapıldı. Köylü yok. Muhtar da yok. Değil mi? Türkiye'nin geçmişten gelen düzeni bozuldu. Köyleri koruma altında değil. Peki ben kendi kendime soruyorum. Neden Türkiye'nin Doğu Anadolu'su ve Güneydoğu Anadolu boşaltıldı? Kimin için, ne için? Soruyorum. Bu beni çok düşündürüyor. Vatanın bekçisi sadece jandarması, ordusu değildir. Biz hepimiz vatanın bekçisiyiz, değil mi? Türkiye bana göre bu deprem vesilesiyle çok büyük bir batağa doğru gidiyor bana göre. Deprem vesilesiyle. Bakın arkadaşlar, çaresiz bir insan. Yüz hallerine bakın. Bir, üç arkada, üç tane de önde, altı tane çocuk. Bunlar göçüyorlar. Bu insana sağlam yerde sağlam yapıya otur diyebilir misin? Adam yoksul, çaresi yok. Geriye gitse ayrı, buraya gelse ayrı.
Bu kadar kalabalık olabilir mi arkadaşlar? Şimdi mimarlar bir yapıyı tasarlarken, inşaat mühendisleri, yapının yüksekliği göçtüğü zaman altında kimse kalmayacak kadar yolun açıklığı olması gerekiyor. Sağdan göçtü bu kadar, soldan da göçtü bu kadar. Aralık böyle olması gerekiyor. Göçme aralığı. Ama İstiklal Caddesi bu. Nasıl burada? Bu böyle, bu böyle. Yani herkes ezilmeye aday deprem sırasında. Türkiye'de ortalama kilometre kare başı düşen insan sayısı 82. Marmara bölgesinde 322. İstanbul'da 2550 kişi. Moskova'da 300 kişi. Yola bir çakıyorsunuz, insandan geçilmiyor. Sel gibi insan. Sel gibi yollarda. Öyle değil mi arkadaşlar? Bir İstanbullu işine gidip gelmek için ortalama 4 saat harcıyor. 4 saat. 4 verimsiz saat. Yaklaşık insanın yaşam ortalaması 74 yıl. Bir İstanbullu yaklaşık 11 yıl daha az yaşıyor. 11 yıl daha. 11 yıl daha az yaşıyor İstanbul'da. Onun için İstanbul'un boşaltılması gerekiyor. Böyle bir kent olamaz. Ondan sonra çıkıyorsunuz, aa bugüne kadar hata yapmışız, dik yapıları izin verdik, bundan sonra yatay olacak. Geçti Bolu'nun pazarı, süreçlerinin iyi diye. İstanbul bitmiş. Bu itiraf hiçbir işe yaramıyor artık. Herkes kendi işini yapacak. Herkes kendi işini. Yapılaşarak çölleşen İstanbul. Bakın 1977 yılında İstanbul'un yeşil alanları. Buraları eskiden avcılık için gidilen, Osmanlı döneminde av için gidilen yerlermiş. Sultan Süleyman'ın avcılık için gittiği yerler. 1988'de göç ve nüfus artışı, sarılar ilerliyor. 1999 deprem olduğu yıllar, bakın orman alanları iyice azalmış. 2009 yılında durum bu. 2019'u sormayın. 2019'da bu yeşillerin çoğu yok artık. Sadece çok azı var. Çok ciddi bir sorun arkadaşlar. İnsan bir saatte 8 metreküp oksijene ihtiyacı vardır. Mesela biz burada yaklaşık 50-60 kişiyiz. Yaklaşık bizim bir saatte 480 metreküp oksijene ihtiyacımız var. Yani biz bu pencereleri açmak ve hava almak zorunda. Öbür türlü yaşayamayız ki. Bakın aylık gelirimize bakalım arkadaşlar. Bu Bakırköy Belediyesi'nin yaptırmış olduğu bir çalışma. Sarı eflatunla görünen yerler, affedersiniz. Eflatun'la görünen yer 500 liradan daha az geliri olan kişiler aylık. Bunların oranı ne kadarmış? %17'si. %17'si insanlarımız aylık geliri 500 liranın altında. Şimdi düşünüyorsunuz ya nasıl geçinir bu insan diye, değil mi? 600 ile 3000 lira arasında para alanların oranı %70. 600 ile 3000 lira arasında olan. Yüksek gelirli olanları 3000 liradan fazla diyoruz. 3000 lira alanlar ise %7. Diğer bir deyimle İstanbul halkı 600 ile 3000 lira size yetiyor mu arkadaşlar? Şu anda en az ücret 2250 lira falan mı? Ne kadar bilmiyorum. Kaç para? 2000 lira mı? Bu aşağı yukarı doğru. Doğrudur. Haliyle şu anda 2000 liranın yetmesi mümkün değil. Eğer bir kişi 2000 lira alıyorsa zaten açlık sınırının içinde demektir. Bu insana sağlam yerde sağlam konut edin diyemezsin ya. Mümkün değil. Yani biz İstinye'de bir eve bakmaya gittik. Televizyon ekranı da geldi yanımızda. Kapının önünde eşiğinde bir kadın, yaşlı bir kadın, oğlum dedi sen bu evi bakmana gerek yok. Bu evin kötü olduğunu biliyorum. Deprem sırasında yıkılacağını da biliyorum. Ama alnımın yazısı derim.
Eğer ben bunun altında göçer ölürsem alnımın yazısı derim. Diyeceğim bir laf yok. Hiç girip bakma dedi. Ben bütün gün mücadelem, acaba bugün akşam yiyecek ekmeği bulabilir miyim? Bu çok önemli arkadaşlar. Demek ki yoksulluk başa dert. Yapılaşmaya baktığımız zaman arkadaşlar durum iyiye doğru gidiyor. Bakın şunlar maviler sağlam yapılar. Kırmızılar ise güçsüz yapılar. Bakın 1975'te %30'u sağlamken 1975-98 arasında %28'e düşüyor bu. 1998'den sonra ise sağlam yapı oranı %75'e çıkıyor. Güçsüz yapı oranı %3'e kadar iniyor. Demek ki bazı şeyler Türkiye'de iyiye gidiyor. Artık mühendislik hizmeti alınma başlanmış. Yapıların çekince düzeyine baktığımız zaman İstanbul'daki yapıların %22'si az sakıncalı, %2.9'u sakıncasız. Bunlar yüksek gelir düzeyli kişilerin oturduğu yerler. Şu mavi ve yeşil. %41'i orta sakıncalı. %29.5'u yaklaşık %30'u her üç yapıdan bir tanesi çok sakıncalı yapı. %4'ü ise oldukça sakıncalı. Yani şu %4'lük kısım bir deprem sırasında ilkin göçecek yapılardır arkadaşlar. Demek ki %4. Az değil arkadaşlar. Yani 1 milyon 600 bin yapının %4'ünü alın. Bakın rakam ne kadar büyük çıkıyor. Yani İstanbul bir Gölcük değil yani. Gölcük'teki yapı sayısı ile insan sayısı aynı değil. İstanbul'daki yapı türüne baktığımız zaman %70'i kaçak, %90'ı konut, %10'u sanayi. Böyle bir şehir olabilir mi arkadaşlar ya? Bu uygarlık değil, bu uygarlık dışı yaşam demek. İstanbul'daki yapıların yaşına baktığımız zaman %8'i 80 yıldan yaşlı. Bir yapı 60 yaşından sonra yaşlı olarak addedilir. Yıkılıp yeniden yapılması gerekir. %20'si 25 ile 80, %70'i 0 ile 25 yaşında. Demek ki İstanbul yapıları, İstanbul hızla yapılaşan bir kent demektir. %70'i 0 ile 25 yaş olduğuna göre hızla yapılaşıyor. Yani özellikle 99 depreminden sonra deprem bahane edilerek araziler çarçur edilerek oraların hepsinin yapı dikildi. Şu anda İstanbul'da boş yapı sayısı yaklaşık 300 bin tane ve halen yapılıyor. Ve halen televizyonlarda reklamlar sürüyor. Atatürk diyor ki Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyor. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir. Diyor ki eğer bir yoksul varsa o yoksulluğu çözecek cumhuriyettir ve onun geleceğinde ben karar veririm diyor. Dolayısıyla yoksullara öncelikle sağlam yerde sağlam konutlar yapmak cumhuriyetin görevidir arkadaşlar. Yazgı olayını unutmamız gerekiyor. Hiçbir şeyi inancınızla anlatmaya çalışmayın. Atatürk ne diyor? Yaşamda biricik kılavuzunuz bilimdir, fendir diyor, değil mi? Bilimdir, fendir. Bilimin ışığında gidersek, Perpa'ya örnek verdik işte. Demek ki Japonya'da ve Amerika'daki sağlam binaların aynısı Türkiye'de yapılabiliyor. Ben epeyce uzun oldu. Umarım aklınızdaki çelişkili düşünceleri yanıt bulabilmişsinizdir. Artık belki bundan sonra pek televizyonda izlemeyin. Gerçi burada ajans var ama ya. Ben çıksam dahi, deprem bilimi çıksa dahi çat diye kapatın. Ruhunuzu eğitici bir müzik dinleyin. Türk sanat müziği dinleyin. Senfoni dinleyin. Türküler dinleyin.
Çünkü psikolojik olarak İstanbul'da çok yıprandık, biz dahil. Ben bir yere gidip oturduğum zaman, ya hocam deprem olacak mı lafına çok sıkılıyorum. Ya televizyonda anlatıyoruz, kitap yazıyoruz, gazetelerde yazıyoruz. Halen deprem olacak mı diye soruyor ya. İnsan deli olacak yani. Yani efendim, maalesef öyle. Dedikoduyu da çok seviyoruz. Özetle söyleyecek olursak, demek ki deprem olacak, deprem çok büyük olmayacak ve deprem için beklenen yıl 2045. Sağlam yapıların nerede yapılması gerektiğini söyledik. Demek ki sağlam yapılar, yapıların nasıl incelenmesi gerektiğini belirttik, öyle mi? Demek ki eğer yapınızı inceletirseniz, yapınızın göçecek mi, göçmeyecek mi olduğunu belirleme imkanınız var. Bütün bu teknoloji Türkiye'de var. Yeter ki siz örgütlenin, bu işleri bitirin. Bu işin şartı oku, 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 oku. Özellikle bu Korkma kitabını okuyun ve okutun. Herkese okutun. Değil mi? Herkes bilgilensin. Ben onu özellikle çok renkli görüntülerle anlattım. Çünkü biz okuma özürlü bir milletiz yani, okumuyoruz. Bakarak öğrensinler bari diye o şekilde hazırlandık. Kitabı alanlar lütfen okusun. Okusun, anlatsın. Ben bu güzel çağrınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde hep birlikte şarkı çığırmak üzere şarkılı günleri, türkülü günlere bekliyoruz. Saygılar, esenlikler. Sağ olun.